Tüp mide ameliyatından birkaç sene sonra tekrardan maalesef kilo alınabiliyor. Bu kiloları almanızın en büyük nedeni de protein ağırlıklı öğünler yerine karbonhidrat ağırlıklı öğünler tüketmeniz oluyor. Bu süre zarfında eğer protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğiniz halde gün içerisinde içtiğiniz su miktarına ve fiziksel aktivite düzeyinize dikkat ettiğiniz halde tartıda herhangi bir değişiklik göremiyorsanız mide resetleme yapabilirsiniz. Aslında mide resetlemenin amacı ameliyattan sonraki beslenme sürecine geri dönmek ve porsiyon kontrolünü sağlamak olacaktır. Bu süre zarfında aslında amacımız mideyi tekrardan ameliyattan sonraki gibi küçültmek. Belki de fiziksel anlamda bu çok mümkün olmasa da psikolojik anlamda göz dolgunluğunu sağlamak olacaktır. Çünkü göreceksiniz ki küçük porsiyonlarda protein ağırlıklı öğünler tükettiğinizde aslında ameliyattan sonraki süreçte olduğu gibi doygunluk çok rahat sağlanabilmekte. Aslında bu süre zarfında daha çok ideal kiloya ulaşmanın belki verdiği rahatlıkla karbonhidrat içeriği yüksek öğünlerin tüketilmesiyle daha sık acıkılmakta ve şekere olan tüketim ihtiyacı artmakta. Şekeri bıraktığınızda ve tekrardan sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geri döndüğünüzde ve bunu yaşam tarzı haline dönüştürdüğünüzde tekrardan kilo verdiğinizi göreceksiniz. Biz mide resetleme sürecinde kişinin ihtiyaçları doğrultusunda, danışanlarımın ihtiyaçları doğrultusunda birkaç haftalık süreçte sıvı diyet, ardından püre diyeti ve ardından da katı diyet dönemi uygulatmaktayım. Mide resetleme sürecinde sıvı diyet döneminde meyve suyu, komposto suyu, süt, ayran, kefir gibi süt ve süt ürünleri, öğle ve akşam yemeklerinde ise et suyu, tavuk suyu, kemik suyu, paça suyu, yoğurt çorbası ve nadiren de olsa domates çorbası gibi alternatifleri önermekteyim. Gün içerisinde protein ihtiyacınızı karşılamanız bu süre zarfında çok önemli. Püre diyet dönemine geçtiğimizde ise yumurta, peynir, et, tavuk, balık, gene protein içeriği yüksek çorbalar, süt ve süt ürünleri tercih edilebilir. Mide resetleme sürecinde püre döneminde ise haşlanmış yumurta, yağsız beyaz peynir, süt ve süt ürünleri, süt, ayran, yoğurt, kefir gibi. Aynı zamanda da öğünlerde protein içeriği yüksek çorbalar, et, tavuk, balık, sebze gibi protein içeriği yüksek öğünler önermekteyim. Bu süre zarfında katı sıvı ayrımına da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki midenizin genişlememesi için en önemli kurallardan birisi katı sıvı ayrımı. Sıvı dönemde de olsun, püre döneminde de olsun gün içerisinde içtiğiniz su miktarı ve günlük yaptığınız fiziksel aktivite düzeyi büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz ki bu iki unsur sağlıklı kilo vermede en önemli yardımcılarımızdan. Püre dönemini uyguladıktan sonra resetleme döneminde ardından katı diyet dönemi başlıyor ve kişinin günlük yaşantısı, metabolik rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak uygulayabileceği protein ağırlıklı listeler düzenlenmekte. Katı diyet döneminde ise yine öğün düzenine, öğün sıklığına ve gün içerisinde tüketilen öğünlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında tüp mide ameliyatı sonrasında bu 12 aylık kilo verme sürecinde yaptığınız sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaşam tarzı haline dönüştürdüğünüzde bir daha bu tarz şeylere gerek kalmadığını göreceksinizdir. Çünkü mide resetleme sürecinde yeniden kısıtlanmış psikolojisine girebilirsiniz. Aslında çok da kolay bir süreç değil. Çünkü bir hafta 10 gün kadar bir süre zarfında sadece sıvıyla besleniyorsunuz ve ister istemez bir çiğneme ihtiyacı oluşuyor. Bu yüzden bu değişiklikleri yaparak aslında bir daha bu süreci yaşamanıza hiç gerek yok.